Demokrasi yolunda 1960'ların sokaklarından önce ihtilalciler geçti. Sonra zafer şarkılarıyla gençler, isyan bayraklarıyla işçiler, sağcılar, solcular ve yeniden darbeciler. Ülke ihtilalin pençesinde 12 yıl geçirdi. Ve sonunda tüm yollar yine aynı kavşağa çıktı. Odadaki bekleyiş sırasında Menderes'e bir hoca getirdiler. Hocayla baş başa kalmak istedi. Buna izin verilmedi. Son sözleri soruldu. Şunları yazdırdı. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu arada karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Elleri arkadan kelepçelendi. Üzerine beyaz infaz gömleği giydirildi. Binadan çıkarıldı, yanında iki gardiyan olduğu halde İmralı cezaevinin bahçesine doğru yürümeye başladı. Yolun iki yanına 20'şer adım arayla askerler dizilmişlerdi. Son yolculuğuna çıkarken son kez dünyaya baktı ve ağzından şu iki cümle duyuldu. Hiç küskün değilim. Hiçbir dargınlık duymuyorum. Üç yıl önce Demirkırat'ı böyle bitirmiştik. Menderes'in idamı Türkiye'de bir dönemin perdesini kapatmıştı. 1946'da binbir emekle, özenle kurulan çok partili demokrasi böylece ilk yarasını alıyordu. Artık Türkiye'nin tarihinde asılmış bir başbakan vardı ve bu kanın lekesi kuşaklar boyunca temizlenemeyecekti. Ancak bu acı infaz demokrasinin ezeli maratonunu durdurmadı. Demirkırat tökezledi ama vurulmadı. Gerçi henüz eski kinler kabuk bağlamamıştı ama bekleyecek zaman yoktu. Dar ağaçları sökülmeden sandıklar kuruldu. Demirkırat şimdi dört nala yeni bir dönemin sokaklarında koşacaktı. İhtilalin pençesindeki bu koşu tam 10 yıl sürecekti. Ta ki 10 yıl sonra 1 Mart günü ihtilal yeniden kapıyı çalıncaya dek. Demokrat Parti'nin devrik başbakanı Adnan Menderes'in asıldığı dakikalarda Ankara huzursuzdu. Menderes'in infaz haberi henüz gelmemişti. Evlerde endişe dolu bir bekleyiş vardı. Kulaklar radyodaydı. Herkes İmralı'da ne olduğunu merak ediyordu. Mecliste ise Milli Birlik Komitesi toplantı halindeydi. Onlar da Menderes'in akıbetini öğrenmeye çalışıyorlardı. Birden Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşbala ve Genel Sekreteri Şinasi Osman'ın komite ile görüşmek istedikleri haberi geldi. Bekleyemezlerdi. Çok acildi. Komite üyeleri eski komutanları olan Gümüşbala'nın bu isteğini kıramadılar. Randevu saat 14.30 olarak saptandı. 14.30'da Sıtkı Olay'ın Devlet Bakanlığı makam odasında Gümüşbala ve Şinasi Osman'ın randevusuna komiteden iki arkadaş da katıldı. Yani komite kararıyla. Birisi Rafet Aksoylu, birisi ben. Başbakanlık binasına basından kaçarak arka kapılardan girdik. Sıtkı Olay'ın odasında biraz sonra Şinasi Osman ve Gümüşbala geldiler. Bir uzun konuşma oldu aramızda. Onlar Menderes'i asılmasının önlenmesi çabasında bir faaliyette bulundular. Bunun olanak dışı olduğunu kendilerine anlattık. Ancak Gümüşbala ikna olmadı. AP örgütünün ayakta olduğunu söyledi. İki bakanın kurtarılamadığını,
hiç olmazsa Menderes'in kurtarılması için mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Bunun da mümkün olmadığını anlayınca iki AP yöneticisi oradaki milli birlikçileri şaşkına çeviren bir öneri yaptılar. Dediler, bu idamlar yapılmasın. Eğer hiç kurtuluş yoksa başka türlü bir ölüm söz konusu. Ve resimler bilhassa idam siyahlarda asılmış olmasın dedi. Dedi ki, bu infazları yaparsanız bunları kahraman edeceksiniz. Adamın görüşü doğru. Ama diyor, bak bir tanesi boynuna bir şey takmış, intihar ediyor. Bırakın hepsini size ne diyor. Bir tanesi ilaç içmiş, bırakın ilacını serbest bırakın, elinden getirmiş içiyor. Kahraman etmeyin dedi. Yastıkla falan, yani nefes alamayacak falan bir duruma getirmek falan açıkçası. Yani bu bir itiraf ediyorum çünkü analarımda yastık diye geçiyor. Yani intihar, yani kendi tekrar intihar etmiş falan gibilerden bir hale vermek. Yani şey bu. Ve bunu iddete reddettik. İki AP yöneticisi o görüşmede komite üyelerine Menderes'in idamı durdurulamıyorsa hiç olmazsa intihar süsü verilerek öldürülmesini mi önermişlerdi? Yastıkla boğulmasını mı teklif etmişlerdi? Görüşmede bulunan iki komite üyesine göre evet öyle. Bu tarihi görüşmenin diğer iki tanığı olan Ragıp Gümüşbala ve Şinasi Osman ise bugün hayatta yoklar. Hayatta olmadıklarından da bunu doğrulama ya da yalanlama şansları yok. Ancak işin ilginç yanı tam da mecliste bunların konuşulduğu sıralarda yani saat 14.30'da Menderes'in infazı yapılmış ve ölümünü belgeleyen fotoğraflar çekilmişti bile. O gün herkesin korkuyla beklediği bu fotoğraflar ertesi gün manşetleri süsleyecekti. Menderes'in idamının ertesi günü başkente bir sessizlik çöktü. Sanki ülkeyi 10 yıl yönetmiş olan başbakan asılmamıştı. Ne partilerden bir açıklama, ne protesto yürüyüşleri. Sokaklar sakin, meclis tepkisiz, gazeteler yorumsuzdu. Sadece bir başlık ve birkaç resim. Hepsi o kadar. Dönemin üç büyük gazetesi Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet bütün telkinlere rağmen Menderes'in dar ağacında çekilmiş fotoğrafını yayınlamadılar. Gösterilebilen yegane tepki de bu oldu. Aslında infazlardan tam 10 gün önce basının en önde gelen isimleri Devlet Başkanı Gürsel'in huzurunda 27 Mayıs'a sadık kalacaklarına dair bir bildiri imzalamışlardı. Askerler ne olur ne olmaz diye basının veya kamuoyunun olası bir tepkisine karşı önlem almışlardı. Ama hayret edilecek bir şey, infazlar içerisinde almış olduğumuz bütün bu tedbirlerin hiçbirisini kullanmak mecburiyetinde kalmadık. Çünkü İstanbul'da infazlar süresindeki asayiş hiçbir zaman o seviyede mükemmel olmadı. Hiçbir tepki hasıl olmadı. Artık seçimin önünde hiçbir engel yoktu. Ülke dar ağaçlarının gölgesinde sandık başına gidiyordu. Seçim kampanyası Menderes'in idamından tam bir hafta sonra başladı. 27 Mayıs'tan sonra ara verilen demokrasi havası tekrar meydanlarda solunmaya başlamıştı. Silahların gölgesini üzerinde hisseden liderler biraz ürkettiler. Ama meydanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi yine tıka basa doluydu. Menderes'ten sonra şimdi ülkenin siyasal tablosunda 3 aktör vardı. CHP'liler, DP'nin mirasçıları ve askerler. CHP kendinden emindi. Ezeli rakip DP kapanmış, yöneticileri ya asılmış ya hapsedilmişti. Sağ paramparçaydı. Meydanlar yine ineniye göz kırpıyordu. Paşa iyimserdi ve iktidar planları yapıyordu. Bu plan şöyle bir plan. Tek başına gelince tabii ki meclis İsmet Paşa'yı cumhurbaşkanı seçecek. İsmet Paşa da başbakanlığa o zamanlar çok gözde siyasetçi olan ve genel sekreterini yapan partinin uzun zaman İsmail Rüştü Aksal'ı getirecek. Kadro hazır, belki kabine de hazır. Siyasal tablonun ikinci aktörü DP'nin mirasçılarıydı. Bu mirası üç sağ parti paylaşıyordu. Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Ekrem Alican'ın Yeni Türkiye Partisi ve Ragıp Gümüşbala'nın Adalet Partisi. Bu üç parti içinde sağ taban DP'nin mirasçısı olarak AP'yi görüyordu.
AP henüz 8 aylık bir partiydi ama yurt çapında süratle örgütlenmişti. Kayseri cezaevindeki Bayar ve arkadaşları da içeriden Kırat'ın yeni süvarisini gizlice işaret ediyorlardı. Yeni süvari Adalet Partisi'ydi. İşin ilginç yanı AP'nin başında emekli bir asker vardı. Gümüşbala 27 Mayıs'ın Genelkurmay Başkanı'ydı. Haziran'da atanmış, Ağustos'ta emekli edilmişti. O kızgınlıkla da siyasete girmişti. Ama siyaset hiç ona göre değildi. Paşa 12 Ağustos'ta emekliye sevk edildi. Paşa 12 gün benim tespitime göre evinden çıkamadı. Ya adamın sivil elbisesi yok. Hayatında sivil elbise giymemiş. 46 sene üniformayı taşınmış. İki tane elbise yaptırdı. Biri kahverengi, biri gri. Mevsimine göre. Bu iki elbise işte 12 günde bitti. Ama Gümüşbala bu yeni elbisesinin de hakkını verdi. Hiç tanımadığı politika kürsüsünden meydanlara seslenirken tarihi bir misyon üstlendi. Bir paratoner işlevi görerek bu en zorlu dönemde yeni dava arkadaşlarını eski silah arkadaşlarına karşı korudu. AP'nin 60'ların başında izlediği orduya karşı ılımlı yaklaşım politikasının mimarı oldu. Gümüşbala'nın en çok kullandığı şey şuydu. Ahval ve şeraiti düşünmüyorsunuz diyordu bize. Ahval ve şeraiti düşünmüyorsunuz. Yani durum ve şartları hesaplamıyorsunuz. Bu benim karşıma belki 50 defa çıktı siyasi hayatımda. Bir tarafta anayasa var, bir tarafta ahval ve şerait var. Herkes, canım anayasa öyle yazıyor ama ahval ve şerait de bu diyorlardı. Ve daima karşımıza, hukukun karşısına ahval ve şerait diye bir şey çıkarıyor. İşte o ahval ve şeraitin öz Türkçesi silahlı kuvvetlerdi. AP'yi tehdit olarak gören ordu diken üstündeydi. Ancak ordu da dağınıktı. Aslında ortada üç ordu vardı. 27 Mayıs'ı yapan subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi Gürsel'le birlikte görünürde iktidardı. Ama gücünü tüketmişti. Şimdi asıl güç adı hiçbir resmi belgede yer almayan ama varlığı her yerde hissedilen Silahlı Kuvvetler Birliği'ne geçmişti. Emir komuta zinciri içindeki bu örgütlenmenin başında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay bulunuyordu. İktidarın ipleri onun elindeydi. Ordu içindeki üçüncü güç ise Albaylar Cuntası'ydı. Cuntanın lideri de Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir'di. Generallerin CHP'yi eksen alan politikasına karşılık Aydemir ve albayları İnönü'ye güvenmiyorlardı. Ordunun henüz misyonunu tamamlamadığı görüşündeydiler. Köklü reformlar yapılmadan ordu kışlasına çekilmemeliydi. İşte kışlalarda manzara böylesine karmaşıktı. Bu yüzden de tüm karargahlarda askerler nefeslerini tutmuş, 15 Ekim'de sandıktan çıkacak sonucu bekliyorlardı. Düğümü sandık çözecekti. Ya da öyle sanılıyordu. ...27 Mayıs harekatının ilk günü söz verilen seçimler tam 1,5 yıl sonra bir pazar günü yapıldı. Tedirgin bir seçim kampanyası sona ermiş, artık taraflar karargahlarına çekilmişlerdi. Soluklar tutulmuş, gözler sandığın vereceği karara çevrilmişti. AP'liler meraklı, askerler tedirgin, CHP'liler iyimserdi. Gece olup da seçim sonuçları gazete bürolarına ve parti merkezlerine ulaşmaya başlayınca tam bir deprem yaşandı. Yeni bir sürprizle karşılaşıldı. Yine beklentiler altüst olmuş ve CHP meydanlarda bulduğu desteği sandıkta alamamıştı. CHP'nin oyu %36 da kalmış, DP'nin mirasçısı Adalet Partisi ise %35'lere tırmanmıştı. Üç sağ partinin oyu %61'i buluyordu. Seçmen tüm sessizliğinin ardından Yassıada'ya ve İmralı'ya tepkisini oylarıyla göstermişti. Süngüyle gidenler sandıkla geri dönüyorlardı. Menderes'in geceleri beyaz bir atın üzerinde bir evliya gibi dolaştığı yolunda yayılan efsaneler silahlı güçten daha etkili olmuştu. Menderes intikamını sandıkta almıştı. Demirkırat diriliyordu. Şimdi tüm iktidar hesapları yeniden yapılmak zorundaydı. CHP'de büyük bir hayal kırıklığı, AP'de erken bir zafer havası yaşanırken gece yarısından itibaren beyinleri bir soru kurcalamaya başladı. Peki askerler bu işe ne diyeceklerdi? Başlarını koyarak devirdikleri bir iktidarın yeniden dirilişini sessizce izleyecekler miydi? Yoksa yeniden süngü takıp tüfek mi kuşanacaklardı? Her kriz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakma alışkanlığı işte o günlerde başladı. Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demekti. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi.
15 Ekim gecesi Genelkurmay'ın ışıkları sabaha dek yandı. Seçim neticeleri gelmeye başladığı zaman da şoke olmaya başladık. Gece yarısına doğru artık neticeler belli olmaya başlamıştı. Ordu kumandanı telefonla beni aradı. Ne oluyoruz, nereye, ne neticeye gidiyoruz falan diye sordu. O da çok üzgündü. Bu bir karşı ihtilal manasında değerlendiriliyordu. Askerleri en çok rahatsız eden ihtimal ertesi gün gündeme geldi. Hiçbir parti tek başına iktidar için gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı. Ve Adalet Partisi sağda bir koalisyon arıyordu. Oyların %61'ini alan 3 sağ parti bir koalisyonda bir araya gelebilirse Demirkırat bıraktığı yerden devam edebilirdi. Tabii bu 27 Mayıs'ın sonu demekti. Kışlalardaki mırıltılar daha o günden Ankara'da duyulmaya başlandı. Silahlı kuvvetler ismi altında harekete geçen ve 5-6 aydır bizi çok rahatsız eden Talat Aydemir Duntası harekete geçmeye başladı. Hissediyoruz. Yani mırıldanmalar başladı. Yani 27 Mayıs oldu da ne oldu? Ne değişti? Yine demokratlar iktidara geliyor. Askerlerin etkisi kaybolacak. Biz kaybolacağız, şu kaybolacak falan diye bir gürültü başladı. Seçim sonuçları Demokrat Parti yandaşları olan partiyi iktidara taşıdığını görür görmez o zamanki Milli Emniyet silahlı kuvvetlere bir rapor gönderdi. İçeri gelenlerin kaçta kaçı Demokrat Parti yandaşıdır, kaçta kaçı akrabadır, kaçta kaçı bilmem nedir, kaçta kaçı nasıl soruşturmaya tabi tutulmuştur. Yani şeyin, gelen meclisin yapısını koydu. O zaman tartışma orada başladı. Yani bu aşağı yukarı kediye peynir emanet etmek gibi bir şeydir. Yani hem devrim yapıyorsunuz hem de karşı devrime terk ediyorsunuz ki sizin defteriniz üstüne hesabını görsün. Oysa savaş daha yeni başlıyordu. Gündemdeki ilk sorun Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı sorunuydu. Ve köşk ilk savaş alanı olarak seçilmişti. Ortada iki aday vardı. CHP'lilerin gönlündeki isim İnönü'ydü. Ama partisinin oyu yetmiyordu. Diğer adaysa halen devlet başkanı olan Cemal Gürsel'di. Gerçi orduda tabanını yitirmişti ama CHP'nin desteğine sahipti. İşte kimsenin beklemediği bir üçüncü aday o günlerde ortaya çıkıverdi. Bu sürpriz adayın adı Profesör Ali Fuat Başgil'di. Başgil, DP'ye yakın bir hukuk profesörüydü. Sert çıkışları ve uzlaşmaz tavrıyla askerleri son derece rahatsız eden bir isimdi. Şimdi AP, adeta intikam alırcasına Gürsel'in karşısına sivil aday olarak Başgil'i çıkarmaya hazırlanıyordu. Meclisteki sağ çoğunluğun Gürsel'i seçtirmeyip Başgil'i köşke yollaması aritmetik olarak da mümkündü. İşte orduyu ayaklandıracak olasılık da buydu. Meclisin açılmasına 3 gün kala ordu için karar anı gelmişti. Ya sandıktan çıkan iradeye uyulacak ve iktidar tekrar düşüklere terk edilecek ya da yeniden müdahale edilecekti. Hemen kışlalarda cuntalar toplantıya çağrıldı. Serumla yaşatılan demokrasinin 3 günlük ölüm kalım savaşı başlıyordu. Aa! 21 Ekim Cumartesi günü öğleyin İstanbul Yıldız'daki Harp Akademileri müthiş bir trafiğe sahne oldu. Saat 14.30'da akademi binasında tam 10 general ve 28 albay toplandı. Bu generallerle albayların seçim sonrası ilk zirveleriydi. İstanbul Cuntası karar için bir aradaydı. Ev sahibi İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Kor General Refik Tulgay'dı. Katılan generaller arasında ileride 12 Mart muhtırasına da imza koyacak olan Faruk Gürler ve Celal Eyicioğlu da vardı. Toplantı başlar başlamaz gündeme geçildi. Gündemde yeni bir müdahale vardı. Herkes oraya o kadar dolu olarak geldiler ki, öyle konuşmalar oldu ki, hareket derhal bir müdahale toplantısı haline dönüşebildi. Öyle bir ortam yaratıldı. Ve birdenbire bu durumun devam edemeyeceğini, mutlaka müdahale etmek mecburiyeti olduğunu ve bu müdahalenin 29 Ekim'den evvel yapılmasına zaruret olduğunu, yeni bir ihtilal tasarrufu mahiyeti almaması lazım geldiğini ama daha evvel müdahale edilecek olursa, mesela 25 Ekim'de müdahale edilecek olursa 27 Mayıs'ın bir tasarrufu niteliğinde olacağını ifade ediyorlardı arkadaşlar.
3,5 saat süren toplantının sonunda İstanbul Cuntası Demirkırat geliyor paniği içinde hemen müdahale kararı aldı. Bekleyecek zaman yoktu. 3 gün sonra meclis açılıyordu. O halde mutlaka 3 gün içinde bu işin bitirilmesi gerekliydi. 21 Ekim protokolü adı verilen bu karar hemen oracıkta kağıda döküldü ve 38 asker hiç tereddütsüz altına imzayı bastılar. İmzaladıkları Türkiye'de yeni bir askeri müdahalenin yemin belgesiydi. Seçimler iptal olacak, partiler faaliyetten men edilecek ve meclis açılmadan kapatılacaktı. Herkes imzaladıktan sonra protokol İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı ve geleceğin de Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cemal Tural'a götürüldü. Bütün maddeleri okuduktan sonra protokolü önüne koydu, donma kalemini cebinden çıkardı. Üzerine tam herkesin imzasının üstüne Cemal Tural imzasını attı. Sümenünün üzerine koydu, ellerini de üstünde kilitlemek suretiyle konuşmaya başladı. Ben imzaladığım şeyin hakkını veririm. Ankara'ya eli boş gitmek istemiyorum. Hükümeti kuralım öyle gidelim dedi. Şimdi hiç kimsede bir hazırlık yoktu. Sivilleri de tanımıyorduk. Hükümeti nasıl kuracaktı? Tabii geniş bir muhiti olan ve sivil hükümeti üye olabilecek seçkin şahısları tanıyabilen içimizde bir tek Tulga vardı. Adeta hükümeti Tulga dikte ettirdi. O gün Oracık'ta askerlerin kabine listesi de hazırlandı. Başbakanlığa Orgeneral Kazım Orbay, İçişleri Bakanlığı'na Faruk Güventürk yazıldı. Askerler ülkeyi kurtarmak için en doğru olanı yaptıklarına içtenlikle de inanıyorlardı. O kararı imzaladıktan sonra işin sorumluluğunun farkına vardık. Ve nasıl yapacağız? Hangi kitleye dayanacağız? 27 Mayıs Halk Partisi'ne dayanıyordu. Onu tutan bir gençlik vardı. Şimdi bu gençlik bizim tarafımıza yer alacak mı bunu bilmiyorduk. Belki de karargahların önünde toplanacak hürriyet hürriyet diye nümayişe başlayacaklardı. Peki hangi parti bizi destekleyecek? Hiçbir siyasi bazımız yoktu. Nasıl yapmıştık, ne yapmıştık farkında değildik. Yani siyasi ortam bizi o derecede basiretsiz bir grup haline getirmişti. O gün karargâhtakilerin pek azı bunları düşündü. Protokol metni acilen Cunta'nın Ankara kanadına ulaştırıldı. Önce Albay Talat Aydemir ve arkadaşları imzayı bastılar. Sonra da bazı generaller, örneğin Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhsin Batur. Albaylar Cuntası sevinç içindeydi. İstedikleri nihayet olmuştu. 2 gün içinde iktidara el koyacaklardı. Ok yaydan çıktı sanıyorlardı. Bütün paşaları arkalarında zannediyorlardı. Sadece bir paşayı unutmuşlardı. İsmet Paşa'yı. Haber Ankara'da Ayten Sokağı çoktan ulaşmıştı. İnönü sadece protokolün içeriğini değil, imzacıların adlarını da öğrenmişti. Bir numaralı imza İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Refik Tulga'ya aitti. O halde ona ulaşmalıydı. Telefon edemez, kendi gidemezdi. O yüzden bu işle en güvendiği yakınlarından birini görevlendirdi. İşte Paşa'ya dedi ki git Refik Tulga'yı gör ve benim durumumun, görüşümün ve tutumunun ne olacağını kesin şekilde kendisine anlat. Ben bu seçimlerin sonucunun tanınmamasının karşısındayım, karşısında olurum ve açıktan vaziyet olurum. Herkes bilsin. İşte İnönü devredeydi. Tam demokrasiye geçilirken baş gösteren bu krizde kesin tavrını koymuş ve bunu darbecilerin kalesi sayılan İstanbul'a bildirmişti. Bir yandan da evindeki telefondan Cumhurbaşkanı Gürsel'i ve Genelkurmay Başkanı Sunay'ı arıyor, ordunun zirvesine de bu tavrını bildiriyordu. Darbe olursa kesin kes karşısında olacağım. Ancak protokoldeki dinamitin fitili tutuşturulmuştu bir kez. Patlamaya 3 gün vardı. Ve şimdi herkes el birliğiyle bu fitili söndürecek bir formül arıyordu. Ve şöyle bir formül bulundu. Eğer politikacılar seçimlerden önce, yani parlamentonun açılmasından önce askerlerin bir takım vazgeçilmez şart olarak gördükleri hususu kabul ederler ise bu protokolün uygulamasından vazgeçeceklerdi. Buna hem Sunay yatkındı, hem Gürsel yatkın oldu. Bunu başta İsmet Paşa partilerin liderlerine bildirdi.
İnönü kıvrak bir diplomasiyle hem askeri yatıştıracak hem de meclisin açılmasını sağlayacak bu formülü bulmuştu. Parti liderleri askerlerin koşullarını kabul ettiklerini bir protokolle açıklayacaklar ve bu protokolle de müdahale önlenecekti. Şimdi iş askerleri ve sivilleri bu işe ikna etmeye kalmıştı. İkna turları için 23 Ekim pazartesi günü seçildi. 23 Ekim Türkiye için karar günüydü. Ya darbe ya demokrasi. O gün Ankara tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Başkentin hemen her karargahında bir toplantı yapılıyor ve meclisin açılmasına 48 saat kala ülke darbe ile demokrasi arasında gidip geliyordu. İlk toplantı sabah Genelkurmay'da oldu. Cevdet Sunay İnönü'den işareti almış ve hemen durumu değerlendirmesi için silahlı kuvvetlerin komuta kademesini toplantıya çağırmıştı. Kuvvet komutanları, ordu komutanları, kol ordu komutanları, kısacası silahlı kuvvetlerin en güçlü generalleri birer ikişer Genelkurmay'ın aslanlı kapısına çıkan merdivenleri tırmandılar. Aralarındaki en genç general Eskişehir'den apar topar çağrılan Muhsin Batur'du. Orada herkes serbestçe fikirlerini söyledi. Yani tartışılan konular şunlardı. Türkiye bir bunalım içinde mi? Bu bunalımın silahlı kuvvetlerdeki akisleri nedir? Silahlı kuvvetlerdeki huzursuzluk nedir? İstekleri nedir? Daha detaya inildi. Meclis açılsın mı açılmasın mı? Bu konuya kadar girildi. İşte şimdi başkomutanın devreye girme anıydı. Sunay müdahale yanlılarını teker teker dinledikten sonra söz aldı. Bu yaklaşımı uygun bulmadığını söyledi. Seçimlerde en çok oyu CHP almıştı. O halde hükümeti İsmet Paşa kuracaktı. Gürsel'in de Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bütün mesele hallolacaktı. Müdahaleye gerek yok. Sunay bu karardan vazgeçilmesini ve protokoldeki imzaların geri alınmasını istedi. Daha bir gün önce darbe kararına imza atan Batur gibi generaller hiçbir şey diyemediler. Genelkurmay Başkanı ordunun taleplerinin hemen o gün siyasi partilere bildirileceğini de söyledi ve tartışmayı noktaladı. Ordunun talepleri derhal oracıkta kağıda döküldü. Ordu Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçilmesini ve Yassıada suçlarının affedilmemesini istiyordu. Bu istekler yerine getirilirse silahlı kuvvetler meclisin açılmasına izin verecekti. Toplantı bitince Genelkurmay Başkanı salondakilere, şimdi hep beraber Çankaya Köşkü'ne gidip bu isteklerimizi Gürsel'in huzurunda parti liderlerine ileteceğiz dedi. Askerler kendi aralarında kararlarını verirlerken Genelkurmay binasından birkaç yüz metre ötedeki Başbakanlık binasında da Devlet Başkanı Gürsel saat tam 12'de bütün parti liderlerini toplamıştı. İnönü dışındaki liderlerin olup bitenlerden haberleri yoktu. Gürsel onlara durumu anlatırken hiç lafı çevirmeden gayet net konuştu. Beyefendiler, ben bu ihtilalin başıyım. Millete verdiğim sözü sonuna kadar yerine getireceğim. Seçimleri yaptım. Seçimlerden sonra partilerden şunlar şu kadar kazandı, bunlar bu kadar kazandı beni ilgilendirmiyor. Türk milletinin verdiği reylerle bu milletvekilleri seçildi. Ben bu meclisi toplatabilmek için elimden gelen her türlü imkanı kullanacağım dedi. Siz de bana rica ediyorum, radyoya bir tebliğ verin, müşterek bir tebliğ. Cumhurbaşkanını bu mevzuda destekliyoruz deyin dedi. Dediği bu. Parti liderleri Gürsel'in sözlerinden yeni bir müdahale tehlikesinin kapıda olduğunu anlamışlardı. Ama ordu ne istiyordu? Koşulları nelerdi? Gürsel daha fazla ayrıntı vermiyordu. Biz Cumhurbaşkanı'na o zaman dedik ki, paşam güzel söylüyorsunuz. Sözünüze, taahhüdünüze sadıksınız. Biz de bu şeyinizi, hareketinizi takdirle karşılıyoruz. Ama bu demektir ki Türk ordusuyla Türk milletini karşı karşıya getireceğim. Buna biz mutabık değiliz. Biz ordu başındaki muhterem kumandanların bizden farklı düşündüklerine kani değiliz. Türk Silahlı Kuvvetleri bizden farklı düşünmüyor. Ama bizden bazı şüpheleri var demek ki onların. Bizi bir araya getirin, oturalım konuşalım. Hangi konularda şüpheleri varsa bize sorsunlar, biz onların cevaplarını verelim. O cevapları tatmin edici bulmazlarsa mesele ayrıca sizin anladığınız gibi halledilir.
tatmin edici bulurlarsa mesele kalmaz, mecliste açılır dedik. Zaten Gürsel'in istediği de buydu. Liderlere öğleden sonra köşkte komutanlarla buluşacaklarını söyledi. Askerler ve siviller, ülkenin yönetimine talip olan bu iki kesim şimdi bir araya gelip soruna bir çare arayacaklardı. Ülkenin gözü kulağı, demokrasinin bu ölüm kalım kararını vermek için yapılacak zirvedeydi. Randevu yeri, kavganın da nedeni olan yerdi. Çankaya Köşkü. Kendi arabalarımıza binerek 24 general böyle hala işlem yukarı çıktık. İlk defa ben o salona girdim. Sonradan öğrendim ki orada güvenlik kurulu toplantıları da yapılıyor. İşte rahmetli Cemal Gülser, rahmetli İnönü, rahmetli Gümüşbala, Ekrem Alican ve Bölükbaşı varlardı. Biz de geldik, ellerini sıktık, oturduk. Genelkurmay Başkanı o günlerin Cevdet Sunay Paşa komutanların başındaydı. Ondan sonra 1. Ordu Komutanı olan, sonra Genelkurmay Başkanı olan zat o heyetliydi. Daha başka generaller vardı. Onlarla oturduk. Onların şeylerin adına konuşmayı merhum Genelkurmay Başkanı olan o günlerde Cevdet Sunay Paşa yaptı. Rahmetli Sunay silahlı kuvvetlerin isteklerini okudu kağıtta. Yani özetlersek silahlı kuvvetlere sataşmaların bırakılmasını, siyasi hap çıkarılmamasını, 147'lerin geri dönmemesini, sürgündeki şeyh ve ağaların yerlerine dönmemesini gibi bazı istekleri içeriyordu bu okunan yazı. İlk itiraz Gümüşbağ'dan geldi. Ben yeni kurulmuş bir partinin başkanıyım. Daha üyelerimi bile yakından tanımıyorum. Onlara bu istekleri kabul ettiremem dedi. Cevdet Sunay da cevaben, siz o partinin horuzusunuz, tavukları kontrol altında tutmaya çalışın dedi. Sunay'ın bu sözüne kimse gülemedi bile. Salondaki liderler adeta donup kalmışlardı. Biri hariç. İnönü tam bu aşamada söz aldı. Nefesler tutuldu, gözler paşaya çevrildi. Paşa ise başkan koltuğundaki Gürsel'e değil, generallere doğru döndü. Az sonra köşkün duvarlarında İnönü'nün tok ve kızgın sesi çınladı. Dedi ki, sizler bu anayasayı yapmakla hani iftihar ediyorsunuz ve herhalde inanıyorsunuz. İnanıyorsanız bu işlere ne karışıyorsunuz? Çünkü bunlar meclise ait işlerdir dedi. Tabii doğru bir söz ama soğuk bir hava esti. İsmet Paşa'nın bu çıkışıyla askerler sustular. Artık komutan ne derse o olacaktı. Toplantı sonunda bir anlaşmaya varıldı. O toplantıda 3 madde liderler tarafından taahhüt edildi. Birincisi Gürsel Cumhurbaşkanı olacak idi. Onda bir mutabakat oldu. 147'lerin yani Milli Birlik tarafından üniversiteden çıkarılmış olan hocaların geri dönmesinin önlenmesi isteniliyordu. İsmet Paşa'nın itirazı ve ısrarıyla o fasıl kaldırıldı. Yani 147'ler hakkında bir hüküm konulmadı. İkinci bir istek emin suların, yani ordudan ayrılmış bulunan subayların orduya iadelerinin yapılmaması idi. Liderler onu kabul ettiler. Emin sular orduya geri dönmeyeceklerdi. Bir de af çıkarılmasın deniliyordu. Onda da İsmet Paşa'nın ısrarıyla şimdilik kelimesi kondu ve affın kapısı kapatılmadı, aralık bırakıldı. Liderlerin ve komutanların makam arabaları birbiri peşi sıra Çankaya Köşkü'nü terk ederken yüzler gülüyordu. Köşke darbe kararlılığıyla çıkan generaller demokrasinin erdemine inanarak geri dönüyorlardı. Şimdi tabii pek çakalı gitmiştik de oraya. Biraz çakamız sönmüş döndük ama şuna kani oldum ki ben şahsen en iyi rejim, hatalarına rağmen demokrasi
Ve o toplantıda da Türkiye'yi bu dönemden kimin geçireceği belli oldu. Yani o da İsmet İnönü'ydü yani. İsmet Paşa o günün koşullarında müdahale yanlılarına bu çıkışı yapabilecek tek kişiydi. En kritik anda gürlemiş ve tartışmayı bitirmişti. Müdahale durdurulmuş, ülke bir facianın eşiğinden döndürülmüştü. Ancak buna karşılık güdümlü bir demokrasinin de yolu açılmıştı. Partiler süngü tehdidi altında Gürsel'in cumhurbaşkanlığına evet demek zorunda kalmışlardı. Acaba bu demokrasinin zaferi sayılabilir miydi? Ya öyle olacak ya başka türlü olacak. Başka türlü demek parlamento açılmayacak. Parlamento bir defa açılırsa demokratik rejime dönüş ve demokratik rejimi tekrar işletme imkanı doğacak. Aksi halde asker tekrar müdahale edecek. Nasıl buna mani olacaksın? Halk idamlar karşısında hiçbir tepki göstermemiş. Elinde topu, tüfeği, tankı bulunan askere karşı halk sokağa çıkıp mani olacak mı? Olmayacak. O zaman ne olacak? O zaman doğrudan doğruya bir takım eli silahlı kimselerin iradesi mutlak olarak yürürlüğe girecek. Öyle olduğu için yani ehveni şer dedikleri zarardan neyi kurtarabilirsen o kadarı iyidir, kârdır hesabıyla böyle bir takım pazarlıklar zaman zaman yapılıyor. O gece parti liderleri Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiler. Saat 4'e kadar çalışıp orduya sunacakları ünlü protokolü hazırladılar. 27 Mayıs'a sadık kalmaya, Gürsel'in adaylığını desteklemeye, DP'lilerin affını gündeme getirmemeye razı oldular. Askerlerin rahatsız olduğu her konuda güvence verdiler. Şimdi sırada bu teslimiyet sözleşmesinin imza töreni vardı. Başkenti sarsan 3 günün sonuncusu Çankaya'da başladı. O sabah gazeteler ordu duruma müdahale ediyor başlığıyla çıktı. Oysa ordu çoktan müdahale etmiş ve durumu kontrol altına almıştı bile. Gürsel'in yönettiği toplantıda ordunun koşullarını içeren protokol metni askerlerin gözleri önünde parti liderlerince birer birer imzalandı. Demokrasiyi kurtarmak için karşılıklı ödünler verilmiş, darbe önlenmişti. Meclisin açılmasının önünde engel kalmamıştı. Artık tek iş her şeyden habersiz bir şekilde Cumhurbaşkanlığına aday olmak için Ankara'ya gelen Ali Fuat Başkil'in bu sevdadan caydırılmasıydı. Ankara'nın en uzun günü bitmeden görülecek son hesap Başkil'in hesabıydı. Çankaya'da partiler Gürsel'i desteklemek için imza atarlarken Profesör Başkil de sevgi gösterileri arasında trenle Ankara'ya gelmişti bile. Cumhurbaşkanlığına adaylık dilekçesi cebindeydi. Saat tam 19'da bir emir subayı gelip profesöre başbakanlıktan beklendiğini bildirdi. Şimdiki başbakanlık binasında başbakanın gireceği merdivene geldik. Arabadan indik. Gazeteciler hocayı orada çevirdi. Ve taarruzkar, asap bozucu bir takım tavırlarla sorular sormaya başladılar. Dedik ki, sayın hocam, paşalar size adaylığınızı geri almanızı söyleyecekler dedik. Yok böyle bir şey dedi. Öyle söyleyecekler dedim ama siz de dedim hani hayır almıyorum diyebilirsiniz ama yine de ısrar edecekler ve aldıracaklar dedim. Birdenbire böyle dükkanı dimdik oldu. Namık Kemal'in bir beyti vardır. Zulmün topu var, güllesi varsa hakkında bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır dedi. Ha girdi dedik ki eyvah içeride yumruk yumruğa olmasa da ona yakın bir savaş başlıyor. Kapıda gazeteciler beklerken Başkil içeride Milli Birlik Komitesi üyeleri Sıtkı Ulay ve Fahri Özdilek tarafından karşılandı. Ve hemen bir odaya alındı. Hoca reis cumhur olacağını zannediyor. İşte İstiklal Harbi'nde Kanı Kolu kumandanlığını yaptığı hizmetleri filan. Ben dedim ki hoca şunu kes şimdi şurada. Ben sana açıkça söyleyeyim. Sen cumhurbaşkanı olursan ne top atılır? Senin cibin bile hazır. Koyacaklar seni, yukarıda bir yere götürecekler. Orada akıbetin meçhul, belki mezarlı bile kazarlar. Siz ne yaparsınız dedi. Bizim elimizden iktidar gitti dedi. Yeni bir silahlı kuvvetler birliği kuruldu.
Onların istekleri mutlaka kendilerinden bizim Cumhurbaşkanı namzedimizin Cemal Gürsel'in olmasını istiyorlar. Ama sen biliyorsun, istiyorsan kal bunu deme. Hoca da yüzü kıpkırmızı gelmişti, sapsarı kesildi adamcağız. Kapı açıldı, hoca çıktı. Yalnız başına. Çıktı, girdiği gibi çıkmadığını gördük. Çok bitkin vaziyetteydi. Kendisinde bir psikolojik çöküntü müşahede ettik. Bunun içindir ki biz sağına, ben koluna girdim. Sonuna da General Yusuf Demirdağ girdi. Yanımıza Fethi Tevetoğlu geldi. Ve arkada diğer milletvekilleri. Biz başbakanlığa çıktığımız merdivenlerden tekrar aşağı doğru indik. Türkiye'yi sarsan üç gün işte böyle bitti. AP'nin Cumhurbaşkanı adayı Profesör Ali Fuat Başgil o gece apar topar Türkiye'yi terk etti. Tanrılar kurban istemiş ve o kurban verilmişti. Başkente 25 Ekim gününün ilk ışıkları düşerken kriz aşılmış, rejim yeni bir darbenin elinden kıl payı kurtarılmıştı. Şimdi tarihi uzlaşma yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı Gürsel İnönü Başbakan olacaktı. Günümüz penceresinden bakınca insan bu olup bitenlere inanamıyor. Seçim sonuçlarını geçersiz sayan bir ordu, iktidar sivillere geçmeden yeni bir darbe için yemin eden cuntacılar, meclisi açtırabilmek için zorla uzlaşan parti liderleri, süngü zoruyla uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı adayları. 1960'ların dünyasında tüm bunların bir tek açıklaması vardı. Bunlar ehveni şer, yani kötünün iyisiydi. Köşk verilmiş ama karşılığında meclis kurtarılmıştı. Meclis işlerse her şeye çare bulunabilirdi. Öyle sanılıyordu. Oysa son uzlaşmada ikna olan sadece generallerdi. Albaylar hesaba katılmamıştı. Şimdi silah çekme sırası onlardaydı.